Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Cezzar Ahmet Paşa'nın Akka'da Fransız General Napolyon Bonaparte'a karşı savunmasını anlatıyoruz. Videoyu beğenirseniz bizi sevindirirsiniz. Videonun sonunda Cezzar Ahmet Paşa ve Napolyon hakkındaki düşüncelerinizi yazmanız bu videoyu zenginleştirecektir. İyi seyirler. 1789 yılına gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu'nda 3. Selim henüz yeni tahta çıkmıştı. Avusturya ve Rusya ile yapılan savaşlar yeni bitmiş, çıkan isyanlar devleti siyasi ve ekonomik olarak yıpratmıştı. Fransa'da bir ihtilal gerçekleşmişti. Kral 16. Louis bastırılmıştı. Yeni Fransa hükümeti genişleme eğilimine giriyordu. Akdeniz'de İngilizler üstünlüklerini artırmaya çalışırken Rusların sıcak denizlere inme hayali hala devam ediyordu. Fransız ordusuna görev yapan General Napolyon Bonaparte başlarda Fransa çıkarları için Osmanlı'nın desteklenmesi gerektiğini söylüyordu. Avusturyalıları yendikten sonra ise Osmanlı'nın zaten yıkılmak üzere olduğunu, Fransız çıkarları için Mısır'a yerleşmenin gerekli olduğunu savunuyordu. Sömürge yarışına katılan Fransızların amacı Akdeniz'de İngiliz hakimiyetine son vermek, Mısır'ı alarak İngilizlerin sömürgeleriyle ulaşımını kesmekti. General Napolyon ise Mısır üzerinden önce Orta Doğu'ya sonra Hindistan'a kadar giderek iktidara ele geçirebilecek bir şöhrete kavuşacaktı. Napolyon Bonaparte'ı Akka'da durduracak olan Cezzar Ahmet Paşa Suriye ve Mısır'da çeşitli görevlerde bulunmuştu. 1772 yılında Rus donanmasına ve Zahir Ömer'e karşı Beyrut'u savunmakla görevlendirildi. 3 yıl sonra 1775'te Akka'da Zahir Ömer isyanını bastırdıktan sonra buranın muhafızlığına, sonra vezir olarak Sayda Beylerbeyliğine getirildi. Lübnan, Ürdün ve Filistin'de çıkan karışıklıkları yatıştırdı. Başarılarından dolayı Şam Beylerbeyliğine atandı. Bosna'nın olduğu düşünülen Ahmet Paşa'ya İsyancılara karşı sert tutumu sebebiyle Cezzar yani deve kasabı lakabı verilmişti. Akka önemli bir liman ve tersane kentiydi. Fransız general Alpleri aşarak Viyana, Venedik ve Milano'ya girdi. Arnavutluk kıyılarının ele geçirilmesiyle ilk kez Osmanlı ve Fransa komşu oluyordu. 19 Mayıs 1798'de Napolyon Tulan limanından ordusuyla ayrıldı. Kimse nereye gittiğini bilmiyordu. Emrinde 50 muharebe gemisi, 400 nakliye gemisi, 1200 at, 171 top, 40 subayın yönettiği 38 bin kişilik bir ordu vardı. Napolyon, Mısır'ın kültür varlıklarını sömürmek için yanına 100 kadar bilim ve sanat insanını da almıştı. Önce Akdeniz'de devriye gezen İngiliz gemilerini yok etti. Ardından 12 Haziran 1798'de Malta Adası'nı ele geçirdi. Mısır, Yavuz Sultan Selim devrinden beri hiçbir zaman istila görmemişti. Bu yüzden ciddi savunma tedbirleri yoktu. Osmanlı Devleti Mısır'ı ve Filistin'i çok iyi tanıyan ve gücü tartışılmayacak Cezzar Ahmet Paşa'yı Mısır seraskerliği getirerek bölgeden yığınak yapmasını istedi. Mısır, Memlük beyleri ve Osmanlı'nın görevlendirdiği Vali Ebubekir Paşa tarafından yönetiliyordu. Napolyon, 1 Temmuz 1798'de İskenderiye sahillerine indi. Buradaki kaleyi ele geçirdi. Hareketine devam ederek Kahire önlerine geldi. 20 Temmuz Piramitler Savaşı'nda Mısır güçleri, Fransızların üstün ateş gücü karşısında yenildiler ve geri çekildiler. Napolyon, 22 Temmuz 1798'de Kahire'ye girdi. Yerel halkın desteğini almak için camileri ve şeyhleri ziyaret etti. Napolyon sadece askeri olarak değil, cephe gerisinde de sinsi ve kurnazdı. Mısır'a işgal için gelmediğini, Mısır halkını kölemenlerin zulmünden kurtaracağını söylüyordu. Halka dağıttığı bildirilerde Müslüman olduğunu söylüyor, bildirilere besmele ile başlıyordu. "Ben Allah'a Memlüklerden daha fazla inanıyorum, peygambere hayranım," diyordu. Kısmen başarılı oldu da Mısırlılar ona Ali Bonaparte demeye başlamıştı. Osmanlı ise işgalden bir ay sonra 2 Eylül 1798'de Fransa'ya harp ilan etti. Ardından Fransızların bölgede güçlenmesine karşı olan Rus ve İngilizlerle ittifak imzalandı.
Osmanlı adeta denize düşmüş, yılana sarılıyordu. Mısır'ı yıllar sonra işgal edecek olan İngiltere, Fransa'nın işgaline karşı çıkıyordu. Halktan bazı gruplar çete faaliyetleriyle Napolyon'u durdurmaya çalışsa da o bu ayaklanmaları çok kanlı bir şekilde bastırdı. Napolyon'un sıradaki hedefi Suriye'ydi. Burası Doğu Akdeniz'in ucunda, Irak, Anadolu ve Mısır'ı birbirine bağlayan önemli bir merkezdi. Napolyon Suriye'den sonra Mart'a kadar Hindistan'a varacağını düşünüyordu. General Napolyon'un Mısır ve Uzak Doğu'daki İngiliz çıkarlarını tehdit etmesi İngilizleri kaygılandırıyordu. Büyük bir donanmayı Amiral Nelson kumandasında Mısır üzerine gönderdi. Fransızları suyun dibinde olsa yine bulacağım diyerek Akdeniz'de dolaşan İngiliz Amiral Nelson, 1 Ağustos 1788'de 400 parçalık Fransız donanmasını Ebu Kırık koyunda yakalayarak yok etti. Napolyon'un Fransa'ya ulaşım bağlantısı kopmuştu. Fransızların Mısır'da şiddeti giderek artırmasıyla 21 Ekim'de El Heyser Cami etrafında çıkan ayaklanma kanlı bir şekilde bastırıldı. Napolyon isyan eden Müslümanların başlarını mızraklar geçirerek teşhir etmişti. Artık kontrolü kaybetmişti. 10 Şubat 1799'da Suriye üzerine harekete geçti. 20 Şubat'ta El Arış Kalesi'ni ele geçirdi. 24 Şubat'ta Gazze'yi ele geçirdi. 5 Mart'ta Yafa önlerine geldi. Şehrin teslim edilmesi halinde esirlere kötülük yapmayacağı sözü vermesi üzerine şehir teslim oldu. Fakat sözünde durmadı ve 4000 silahsız insanı kılıçtan geçirdi. Ne büyük komutan Napolyon, ne kadar medeni ve özgürlükçü bir ülke Fransa, değil mi arkadaşlar? Ahmet Cevdet Paşa, medeniyet ve hürriyet iddiasıyla ortaya çıkan birinin çaresizleri idam ettirmesi mazeret kabul etmez ve edilmesi mümkün olmayan kanlı ve vahşi bir harekettir, diyordu. Napolyon hareketine devam ederek bu sefer Akko önlerine geldi. Henüz yenilgi yüzü görmeyen Napolyon, burayı savaşsız teslim alacağını, savaşsa da birkaç günde düşüreceğini düşünüyordu. Akka'da Cezzar Ahmet Paşa'ya, "Teslim olursanız ahiri ömrünüzü ibadet ve huzur içerisinde geçirirsiniz," diyerek teslim olmasını istedi. Cezzar Paşa ise, "Hamdolsun gücümüz yetiyor ve elimiz silah tutuyor. Esir olup geri kalmış ömrümüzü zillet içerisinde geçirmektense küffar ile cenklerde geçiririz," diyerek dine ve millete hizmet yolunu seçti. Napolyon civardaki emir ve beylere, Hristiyan ve Yahudilere mektuplar yazarak yardımlarını istiyordu. Hatta tüm Yahudileri Fransız ordusuna katılmaya çağırıyor, buna karşılık bir Yahudi devleti kuracağını vaat ediyordu. Napolyon'un tek kurtuluşu burayı almaktı. Akka önlerine geldikten sonra kaleyi her taraftan kuşatma altına aldı. Limanda Osmanlı gemileri ve Amiral Smith emrinde İngiliz donanmasına ait iki gemi vardı. Napolyon bu gemilerin ateşinden korunmak için şehre kuzeydoğu yönünden saldırıya geçti. 19 ve 20 Mart hücumlarına Cezzar Ahmet Paşa şiddetle karşı koydu. Kale topçusu ve erleri kolay lokma olmadıklarını gösteriyorlardı. Napolyon birkaç kez daha kale üzerine saldırıya geçse de kaleyi savunmuyordu. Fransız askerleri kaleye yaklaşamıyor, yaklaşanlar ise surlara tırmanamıyordu. Cezzar Ahmet Paşa'ya gönderilen iki gemi dolusu cephane ve 36 bin altın Fransızların eline geçti. Osmanlı ve İngiliz gemilerinden yapılan atışlar Napolyon'u zora sokuyordu. 28 Mart sabahı Fransız topçusu Kuzeydoğu Burcu'nu yıkmak için yaylım ateşine başladı. Şehrin kuşatmasını kırmak için Abdullah Paşa'nın emrinde bölgeye gelen askerler Tabor Doğa yakınlarında Napolyon'un ünlü generali Kleber tarafından durdurulmuşlardı. Surları aşamayınca Fransızlar çeşitli bölgelerden şehre girmeye çalıştılar. 6 kez hücum etseler de bir sonuç alamadılar. 7 Mayıs günü Napolyon ordusunu güçlü toplarla takviye etti. Osmanlı tarafından gönderilen 3000 kişilik Nizam-ı Cedid ordusu Akka'ya gelmeden şehre girmek istiyordu. Napolyon, Burcu Ali Kalesi'nin altına lağım ile patlayıcıları yerleştirdi. Surları patlattıktan sonra Fransız orduları şehre girmeye başladılar. Saldırı öyle ani ve hızlı oldu ki surlar içerisinde göğüs göğüse çarpışma başladı. Adeta mahşerden bir gece misali yutuş bir savaş yaşanıyordu. Cezzar Ahmet Paşa da en önde, elinde kılıcıyla vuruşuyordu.
Fransızların sur içine sağanak gibi girmeleri üzerine 80'lik Cezzar Ahmet Paşa barut fıçılarını ateş etmek zorunda kalmış. Patlayan fıçılardan dolayı Fransızlar ağır kayıplar vermişti. İngiliz deniz komutanı Amiral Smith bu patlamalardan sonra kalenin düştüğünü düşünerek gemilerini geriye çekmişti. Cezzar Ahmet ve askerleri Fransızları paşanın bahçeleri diye anılan bölgeye kadar çekerek etraflarını çevirdiler. Kuşatmanın 52. gününde İstanbul'dan 3000 kadar iyi eğitilmiş Nizam-ı Cedid askerleri de bölgeye yetişmiş, sur dışındaki Fransız askerlerine saldırmışlardı. Kaleyi savunmaya yemin etmiş erler, Fransızları burada büyük bir hezimet yaşattılar. Bir kısmı geri çekilirken yaklaşık 200 kadar Fransız askeri yollarını kaybederek kale içlerine doğru kaçmaya başladılar, sur içindeki büyük bir camiye sığındılar. Gün boyu direnseler de cephaneleri bitince sabaha teslim oldular. Fransız ordusu ve Napolyon iyice ümitlerini yitirmeye başlamıştı ve bal salgını da orduda baş göstermişti. Napolyon geri çekilmeden önceki gün adeta bir sönme patlaması yaşamış, tüm toplarıyla şehre saldırmıştı. 21 Mayıs'ta hayallerinden vazgeçmiş olarak topları kullanılmaz hale getirdi, sonra sessizce çekilmeye başladı. Napolyon'un büyük Şark İmparatorluğu hayallerini cesur Cezzar Ahmet Paşa suya düşürmüştü. Napolyon kuvvetlerinin neredeyse yarısını kaybetmişti fakat Akka Kalesi'ni ele geçirememişti. Cezzar Ahmet Paşa geri çekilmeden haberi olunca hemen takibe başladı. Napolyon, Yafa ve Gazze'de kendisini güvende hissetmeyince Gazze'nin güneyinde El Ariş'e kadar geldi. Burada ağır yaralı ve hasta askerlerini orduya ağırlık yapmasın diyerek öldürdü. Ahmet Cevdet Paşa bu olay için de bu da Napolyon'un Yafa'da esirleri haksız yere öldürme lekesinden sonra ikinci bir lekesi oldu diyecekti. Napolyon'un geri çekilmesine devam edip Kahire önlerine geldi. Napolyon'un doğuyu sömürgeleştirme düşünceleri, eğer Türkler beni Akka önlerinde durdurmasaydı bütün doğuyu ele geçirmek içten bile olmayacaktı sözleriyle sona erdi. Cezzar Ahmet Paşa bu parlak zaferiyle İstanbul'dan büyük övgüler aldı. Kendisine kıymetli hediyeler gönderildi. Fransız ordusu Mısır'da Osmanlı donanması ve kara ordusuna karşı birkaç zafer kazansa da 9 Ekim 1801'de imzalanan Paris Anlaşması ile Mısır'dan tamamen çekilerek yönetimi Osmanlı'ya bıraktı. Cezzar Ahmet Paşa'yı bizim için bu kadar önemli yapan ve onu kahraman ilan etmemizin sebebi, Napolyon'a teslim olabilirdi ya da onun emrine girip savaşabilirdi. Ama o şehadet pahasına devleti ve milleti için mücadeleyi seçmişti. Kendi idaresini kuracak kadar güçlüyken Osmanlı'ya sadık kalmış, saltanatını yayma yollarını aramamıştı. Bir Osmanlı şehri haline getirdiği ve imzasını attığı Akka'da 6 cami, 2 çarşı, han, hamam, çeşme ve surlar yaptırmıştı. 1917'de İngiliz işgaliyle tamamen elimizden çıkan şehir bugün İsrail toprağıdır. Bu izletiyi Cezzar Ahmet Paşa'nın mezar taşında yazılanlar ile bitiriyorum. Yalnız Allah diridir ve ölümsüzdür. Bu kabir tek olan Allah'ın rahmetine muhtaç, merhum, gazi ve hacı Cezzar Ahmet Paşa'nındır. Aziz ve gafur olan Allah rahmet etsin. Serhat boylarında erlerin yaşlandığı seyrek görülür. Askerler arasında Paşa Baba diye anılan Tiryaki Hasan Paşa, yaşı 80'e dayansa da Osmanlı'nın uç noktasında vatan savunmasındaydı. Yıl 1600. 1593 yılında başlayan Osmanlı ve Avusturya arasındaki uzun savaş dönemi devam ediyordu. Budin, Eğri Kalesi, Kanije, Estergom, Eflak, Erdel ve Boğdan cephelerinde muharebeler devam ediyordu. Avusturya tahtında ise Habsburg hanedanından Arşidük II. Ferdinand bulunuyordu. 1596'da
3. Mehmet Haçova Muharebesi'nde Avrupa İttifakı'nı bozguna uğratsa da savaş bitmemişti. Tiryaki Hasan Paşa uzun süredir Zigetvar Sancak Bey'iydi. Uzun süre İstolni Belgrad Kalesi'ni korumuş, Budin'in kuşatıldığı haberleri gelmesi üzerine kendisi asker takviyesi yaparak Osmanlı savunma sisteminin bel kemiği olan Budin'in muhafazasıyla görevlendirilmişti. Cephede muharebelerin yoğunlaştığı dönemde 3. Mehmet Sadrazam Damat İbrahim Paşa'yı görevlendirdi. O komutayı ele alarak 1599'da Belgrad'a geldi. Tiryaki Hasan Paşa Baran Yavar civarında bir kısım Avusturya askerini imha ettikten sonra bu orduya katıldı. Sadrazam tarafından saygıyla karşılanan Tiryaki Hasan Paşa'nın önerileriyle ilk harekat Budin'in emniyeti için Bakoska Kalesi ve Kanije Kalesi üzerine yapılacaktı. İçerisinde 10.000 asker olduğu bilinen Kanije, Türklere 40 gün dayanabildi. Kale içerisindeki barut depolarının patlaması ve yardımdan ümidin kesilmesi üzerine kale Türklere teslim edildi. Önemli bir mevkide olan Kanije'nin düşmesini Avusturyalılar bir türlü hazmedemediler. Avusturya'ya kaçan kale kumandanı Arşidük tarafından idam edildi. Kanije kale muhafızlığına Beylerbeyi ünvanıyla Tiryaki Hasan Paşa getirildi. Kanije kendi rütbesine göre küçük bir kaleydi. Hasan Paşa bu vazifeye gönüllü olmuştu. Yanına 4-5 bin kadar asker ile 100 parça küçük top bırakıldı. Sadrazam ordunun kalan ağırlıklarını alarak kışı geçirmek üzere Belgrad'a çekildi. 10 Temmuz 1601'de burada İbrahim Paşa vefat edince yerine Serdar-ı Ekrem ünvanıyla Yemişçi Hasan Paşa getirildi. Tiryaki Hasan Paşa bölgede kurduğu geniş istihbarat ağıyla Arşidük Ferdinand'ın Kanije'ye gelmekte olduğunu öğrendi. Derhal Kanije çevresinden asker toplayıp kale içerisinde yiyecek ve mühimmat stoklamaya başladı. Kuvvetlerinin sayısı 9.000'e yaklaşmıştı. İçerisinde Alman, İtalyan, İspanyol, Fransız, Macar, Malta ve Papalık askerlerinden oluşan 80.000 kişilik Avrupa İttifak ordusu 47 büyük topla Kanije'ye geliyordu. Bu orduda Papa 8. Clementus'un yeğeni Aldobrandini de bulunuyordu. Tiryaki Hasan Paşa cesaret, akıl ve kurnazlıkla yoğrulmuştu. Ferdinand, Tiryaki Hasan Paşa'nın gücünü ve savunma tertibatını öğrenmek için 5.000 askerini Kanije önlerine gönderdi. Bu 5.000 kişi kaleye saldırdığı zaman Hasan Paşa top atışı yaptırmadı. Düşmanın kalede top olmadığına inanmasını istiyordu. Kaleden çıkan bir bölük Yeniçeri kale önünde muharebeye tutuştu. Düşman kalede top atılmadığına emin olduktan sonra geri çekildi. Bu sebeple Ferdinand toplarıyla beraber tüm ordusuyla saldırıya geçince kaleyi çok kolay ele geçirebileceğini düşünüyordu. Ferdinand'ın emrinde 80.000 kişilik ittifak ordusu 9 Eylül 1601'de kalenin etrafını kuşattı. Arşidük üstün asker ve teknik gücüyle kaleyi alacağını düşünürken Tiryaki Hasan Paşa psikolojik harp işini uygulayacak emsalsiz bir kumandandı. Haçlılar kale çevresinde toplandıktan sonra kalede top olmadığına emin olarak hep birden hücuma geçtiler. Bir süre silahlı muharebe devam etti. Surlara yaklaştıkları sırada Tiryaki Hasan Paşa gizlemiş olduğu topları birden ateşledi. Ortalık cehenneme dönerken şaşkın Haçlılar darmadağın geri çekilmeye başladılar. Birbirlerini ezercesine kaçıyorlardı. Tiryaki Hasan Paşa kale kapılarını açarak erlerine hücum emrini verdi. Ağır kayıplar veren Haçlılar Kanije suyunun Zigetvar tarafına kendilerini zor attılar. Ferdinand kuvvetlerini toplayıp tekrar kaleyi kuşattı. Ağır toplarını da yanında getirmişti. Kaleyi çevreleyen hendekleri aşmak için köprüler inşa ettiler. Bu köprüyü birkaç fedai bir gece havaya uçurdu. Düşman 80.000 kişiyle Kanije'yi tekrar kuşattı. Saldırılar ne kadar şiddetli olursa olsun o şiddette geri savuşturuluyordu. Bir yandan da Tiryaki Hasan Paşa, Sadrazam Hasan Paşa'dan yardım istiyordu. Zigetvar'a kadar gelen Sadrazam daha fazla ilerleyememiş, gönderdiği mektupta Kanije'yi önce Allah'a sonra Tiryaki Hasan Paşa'ya emanet ettiğini söyleyerek daha tehlikede olan İstolni Belgrad Kalesi tarafına geçmişti. Kışın bastırmasıyla da Zigetvar'dan Belgrad'a geri çekilmişti.
Kalenin her tarafı yanmış, yıkılmıştı. Fakat askerin morali de o derece yüksekti. Baba gördükleri Hasan Paşa'nın etrafında birleşiyorlardı. Sertliği artıran Avrupa İttifakı'na karşı Hasan Paşa tüm gücüyle karşı koyuyordu. Asker ve mühimmat sıkıntısı çeken Hasan Paşa'nın en büyük amacı düşmanı yanlış bilgiler vererek onları yıpratmak ve morallerini bozmaktı. Kale dışındaki ölen askerlerin ceplerine mektuplar koyuyor, bu mektuplarda kaledeki cephane ve erzağın yeterli olduğu, aylarca dayanabileceği, padişah ordusunun çok yakınında olduğu bilgilerini yazıyordu. Kalenin düşmemesi ve ordu içerisinde yayılan haberler düşmanın moralini düşürüyordu. Bir de tiryaki Hasan Paşa kale içerisinde şenlik başlamış görüntüsü veriyor, sürekli mehter marşı çalınmasını istiyordu. Ferdinand çılgına dönmüştü. Hasan Paşa'nın kellesini getirene 40 köy vereceğini söylüyordu. Kuşatmanın ikinci ayında kış şiddetini artırırken kalede cephane ve erzak ciddi manada azalmıştı. Kanice kalesine günde en az düşman tarafından 2000 gülle atılıyordu. Erler gündüz çarpışırken gece olduğunda surları tamir etmeye çalışıyorlardı. Bu şartlarda savunma yapmak olanaksızdı. İstolni Belgrad Kalesi de düşmüştü. Bölgedeki Avusturya askerleri Kanice'ye yardıma geliyordu. Ferdinand kuşatmadan vazgeçmiyordu. Kışın şiddetini artırdığı bu günlerde yer altına sığınaklar dahi yaptırdı. Tiryaki Hasan Paşa'ya teslim ol çağrısında bulundu. Bu teklifi Hasan Paşa'nın top ateşiyle karşılık vermesi üzerine tekrar saldırıya geçtiler. Bu sefer çok yaklaşıyorlardı. Burçlara tırmanacak kadar ilerlediler. Kale üzerine çıkan ordu Türklerle göğüs göğüse vuruşuyordu. Kanice'nin aslanları da son güçleriyle direniyorlardı. Bu böyle devam etmezdi. Tüm bunlar Tiryaki Hasan Paşa'yı iyi organize edilmiş bir gece baskını yapmaya zorladı. Birleşik ordu 18 binden fazla kayıp vererek taarruzlarını durdurma kararı almıştı. Ağır kış koşulları iki orduyu da olumsuz etkilemişti. Kuşatmanın 73. gecesi 17 Kasım 1601'de düşman askerlerinin taarruzdan bitkin düştüğü bir gece Hasan Paşa son çare olarak kaleden çıktı ve 3000 eriyle hücuma geçti. Düşman ordugahına karşı aynı anda kaleden toplar da ateşlenmişti. Birbirlerine giren ve Osmanlı ordusunun yardıma geldiğini zanneden düşman askerleri can derdine düşüp kaçmaya başladılar. Bozgundan kaçan düşman Türklerin sayısının az olduğunu fark edince Arşidük Ferdinand'ın etrafında tekrar toplandılar. Tiryaki Hasan Paşa hızlı bir manevrayla ele geçirdiği topları düşmana çevirmiş, düşmanı yine kendi silahıyla vurarak perişan etmiştir. 18 Kasım 1601'de düşman kesin olarak çekilme kararı aldı. Düşman otağına giren Hasan Paşa ve kumandanları burada şükür namazı kıldılar. Hasan Paşa düşmandan 45 top, 14 bin tüfek ve Ferdinand'ın çadırından çok değerli eşyaları ele geçirdi. Hasan Paşa ele geçirdiği ganimetleri 2 ay gibi uzun bir sürede kaleye taşıyabilmişti. Tiryaki Hasan Paşa'ya göre bu zaferin 4 temel esası vardı. Bunlar sabır, sebat, birlikte hareket ve kumandan itaatti. 3 ay süren Kanice savunmasının ardından padişah Hasan Paşa'ya "Yerin ve göğün sahibi Yüce Allah'a hamdolsun ki Osmanlı Devleti'ne senin gibi paşalar ve askerlerin sayesinde nice zaferler nasip eyledi. Berhudar olasın. Sana vezirlik verdim ve seninle mahsur olan asker kullarım ki manen oğullarımdır, yüzleri ak ola. Cümleyi Hak Teala Hazretlerine ısmarlarım." demişti. Bu fermanı ağlayarak okuyan Hasan Paşa bunun sebebini soranlara Kanice müdafası gibi küçük hizmetlere de vezirlik verilmeye, padişah mektubu yazılmaya başlandı. Bizim geçtiğimizde böyle küçük hizmetlere vezirlik verilmez, padişah mektubu yazılmazdı. Biz neydik, neye kaldık diye ağlıyorum cevabını vermişti. Tiryaki Hasan Paşa ve erlerinin gösterdiği cesaret ve savunma başarısı bölgede her zaman canlı tutulmuş, Serhat askeri için her zaman moral kaynağı olmuştur. Düşmanın onda biri kuvvetiyle bu şanlı zaferi tarihimize altın harflerle yazdıran yiğitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Amin.
19. yüzyıl Osmanlı için hiç iyi geçmiyordu. Osmanlı'nın askeri ve ekonomik olarak yetersizliği, siyasi güçsüzlüğü beraberinde getirmişti. 1833 Mısır'da Kavala'nın isyanını bastıramayan Osmanlı, Ruslardan destek almak zorunda kalmış, Rus donanmasının İstanbul Boğazı'na girmesine izin vermişti. 1853 Kırım Muharebesi'nde Osmanlı, İngilizlerin desteğiyle Rusları yenmişti. Osmanlı'ya savaşı kazanmasına rağmen Rusların Ortodoks sözcüsü olduğu kabul ettirilmişti. İngiltere, Osmanlı'nın Rusların güdümüne girmesini, Ruslar da Osmanlı'nın İngilizlerin güdümüne girmesini istemiyordu. Osmanlı, Hristiyan halklar üzerinde o kadar sıkıştırıldı ki ilk kez Lübnan'a Hristiyan bir vali atanması kabul edildi. Bağımsızlığını 1832'de kazanan Yunanistan, Girit'i kurcalıyor, 1864'te prenslik haline gelen Romanya ise Rus güdümüne giriyordu. 1874'te Osmanlı borçlarını ödeyemeyeceğini açıklamıştı. Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü savunan İngiltere artık politikasını değiştiriyordu. Rusların bugün de devam eden ve 1600'lü yıllarda başlayan sıcak denizlerde söz sahibi olma isteği karşısındaki en büyük engel Osmanlı'ydı. Balkanlar üzerinden, Anadolu üzerinden ya da Türkistan üzerinden emellerini gerçekleştirmek istiyorlardı. 1783 yılında Rusların Kırım ve Kafkasya'yı işgal etmeleriyle Osmanlı'yı geniş bir cephede tehdit eder hale geldi. 1853 Kırım Harbi'nde Balkanlar'da istediğini alamayan Rusya, 1864 ve 73 yılları arasında Türkistan istikametinde ilerlemeye başladı. Hokkant, Buhara ve Hive Hanlıkları işgal edilmiş, yöneticileri idam edilmiş ve şehirler talan edilmişti. Taşkent katliamında tüm dünya sessiz kalmıştı. Afganistan'da İngilizleriyle karşılaşınca yönlerini tekrar batıya dönmek zorunda kaldılar. Rusların Balkanlardaki panslavizm politikası gereği Osmanlı idaresinde yaşayan tüm Slavlar isyan ettirilerek Osmanlı'dan ayrılacak ve onlar Rus güdümüne girecekti. 1861 yılından sonra Karadağ, Eflak, Boğdan, Sırbistan, Girit, Hersek ve Bulgarlar arka arkaya isyan etmeye başladılar. Durum Osmanlı için son derece ciddi bir hale gelmişti. 1875 yılında Niş sancağına görevlendirilen Gazi Osman Paşa savaş vaziyeti aldı. Sırp Knezi Prens Liman Bosna'yı topraklarına katmak istiyordu. Rus generallerin yönettiği, "Bizler mukaddes Slavlık için, özgürlük ve Ortodoks haççı için savaşıyoruz" diyen Sırp ordusunu Osman Paşa Vidin yakınlarında perişan etti. Osmanlı Müslümanlara ve Türk halka eziyet eden isyancıları bir bir bastırdı. Osmanlı'nın isyancılar aman vermemesi Rusları çileden çıkarıyor, harp hazırlıklarına devam ediyorlardı. Oscar Wilde, Victor Hugo ve Dostoyevski gibi birçok yazar Osmanlı aleyhinde yazılar yazıyordu. Bu kriz ortamında sorunlara çözüm bulamayan Osmanlı yönetiminde olmaması gereken çok üzücü bir olay meydana geldi. 30 Mayıs 1876'da Sultan Abdülaziz, Sadrazam Mithat Paşa ve Hüseyin Avni Paşa'nın çalışmalarıyla tahttan indirildi ve ardından şehit oldu. Yerine önce 5. Murat, ardından meşrutiyeti ilan etme sözü verdiler 2. Abdülhamit, bu zor ve puslu ortamda tahta çıktı. Balkanlardaki bu gelişmelerden rahatsız olan İngiltere, İstanbul'da bir konferans toplanmasını teklif etti. 23 Aralık 1876 Tersane Konferansı adını alan bu toplantıya, İngiltere, Fransa, Osmanlı, Avusturya, Rusya ve Prusya katıldı. Ruslar Sırbistan ve Karadağ için bağımsızlık, Bulgarlar için de özellik istiyordu. Bosna Hersek de bu devletler arasında paylaşılacaktı. Rusya ve Osmanlılar arasındaki gerilim tırmanırken Osmanlı yenik muamelesi görüyor, azınlık ıslahatları zorla kabul ettirilmek isteniyordu. Mithat Paşa için kurtuluş, meşrutiyet ve kanuni esası anayasasıydı. Toplantılar devam ederken Abdülhamit tarafından meşrutiyet ilan edildi. Hariciye Nazırı Saffet Paşa, bu ilan ile Müslüman ve Hristiyan tebaa arasında fark kalmayacağı ve her iki zümrenin de durumunda ıslah için tedbirler alınacağından, konferansın reform teklif ve tavsiye yapmasına lüzum kalmamıştır diyerek toplantıyı bitirmiştir. Konferansın sonunda alınan tüm kararlar Osmanlı idaresi tarafından kesin dille reddedilmiştir. Böylece Osmanlı'nın kalbinde tertip edilen ve istiklaline uymayan bu konferans şimdilik son bulmuştu. Burada istediğini alamayan Rusya, Avrupa ülkelerine, Rusya'nın Balkanlardaki insanları Türk idaresinden kurtarmak için yapacağı askeri harekata,
ya yardımcı olmalarını ya da tarafsız kalmalarını istiyordu. Rusya Avrupa başkentlerine gönderdiği mektuplarda şunları söylüyordu. Baba Ali Avrupa'nın nasihatlerine saygı göstermemiştir. Balkanlardaki devamlı karışıklık güvenliği bozmuş ve Rusya'nın menfaatini sarsmıştır. Bu sebeple Rusya Baba Ali'ye harp açmıştır. 24 Nisan 1877'de Rusya Osmanlı'ya harp ilan etti. Rusya'nın destekçileri olan Romanya, Sırbistan ve Karadağ'da Osmanlı'ya harp ilan ettiler. Yıllardır Ruslara karşı Osmanlı'yı destekleyen İngilizler sessiz kalmıştı. Donanma, asker sayısı ve teknoloji olarak kendine güvenen Osmanlı idaresi kendi kaderini kendisi belirleyecekti. Savaştan sonra en yararlı çıkan devlet ise şüphesiz İngiltere olacaktı. Sadrazamların rekabetiyle Osmanlı harbe giriyordu. Sadrazamların Sultan Abdülhamid'e verdiği bilgiler birbirlerini tutmuyordu. Rumeli Seraskerliğine Abdülkerim Paşa, Harekat Kumandanlığına Ahmet Eyüp Paşa, Vidin'e Osman Paşa, Rusçuk tarafına Eşref Paşa, Karadağ tarafına Süleyman Paşa kumanda edecekti. Doğu Anadolu'yu ise Ahmet Muhtar Paşa koruyacaktı. Osmanlı kuvvetleri Tuna'da ve daha geride iki savunma hattı kurdular. Çar'ın kardeşi Grand Dük Nikola, 250 bin kişiyle Romanya'dan harekete geçti. Çar'ın diğer kardeşi Grand Dük Mihail, Kafkas ordularını yönetiyordu. İkinci Abdülhamit, muharebeyi Tuna'nın kuzeyinde gerçekleştirmek istemesi Baba Ali tarafından kabul edilmedi. Çünkü 1856 Paris Anlaşması'nı bu ihlal etmekti. Buna göre Ruslar ve Osmanlı Romanya'da asker bulunduramayacaklardı. Lakin Romanya kendi isteğiyle topraklarını Ruslara açmıştı. Osman Paşa Haziran'da savaşın başladığı telgrafını alınca ordusundaki erlerden biri ileri çıkarak "Şimdiye kadar gözlerimiz bu düğünü, bayramı bekledi. Nice büyük orduları bozguna uğratmayı atalarımızdan öğrendik. Babalarımızın kanı ile yoğrulmuş vatanın bir karış toprağında binbaş ezerek düşmanı bu toprakları bastırmayacağımızı sevgili padişahımıza bildiriniz," dedi. Grand Dük Nikola ordusu 26 Haziran'da hiçbir direnişle karşılaşmadan Tuna Nehri'ni geçtiler. Nibolu ve Rusçuk arasından Osmanlı topraklarına girdiler. Abdülkerim Paşa beklemekten başka hiçbir şey yapmadı. Osman Paşa'nın kuvvetlerin Bulgar hududunda birleştirilmesi ve topyekin savunulması önerileri kabul edilmedi. Nitekim daha zayıf olan Nibolu düşmüş, Ruslar Plevne ve Lofça'ya kadar ilerlemişti. Rus öncülerinin Plevne'ye girmeleri 27 Haziran'da Osman Paşa'ya bildirildi. Haziran sonlarında General Gurko geçitleri ele geçirmek, Bulgarları isyan ettirmek ve Edirne-Sofya demiryolunu kesmek için harekete geçmişti. 7 Temmuz'da Tırnova, 14 Temmuz'da Lofça, 16 Temmuz'da Nibolu, 19 Temmuz'da Şipka geçidini ele geçirdiler. Bulgar çeteleri Türklere karşı görülmemiş eziyet ve katliama başladılar. Yerleşim yerleri yakılıyor ve yıkılıyordu. Tuna savunması bir ay gibi kısa bir sürede çökmüştü. Rus ordusunun Tuna'yı geçmesine seyirci kalan Seraskeri Abdülkerim Paşa görevden alındı. Sultan Abdülhamit Balkan Kuvvetleri Komutanlığı'na Süleyman Paşa'yı, Tuna Komutanlığı'na Mehmet Ali Paşa'yı getirdi. Süleyman Paşa, eski Zara'da bulunan General Gurko birliklerinin sağ kanadını bozarak Tırnova taraflarına geri çekilmeyi mecbur etti. Rus ordularına Romanya'da saldırma isteği kabul edilmeyen Osman Paşa, 25 bin kişiyle 19 Temmuz'da Plevne'ye harekete geçti. 8 saat süren topçu atışının ardından hiçbir istikamı olmayan ve küçük bir kasaba olan Plevne'ye Osman Paşa birlikleriyle beraber girdi. 18 Temmuz'da Ruslar şehrin kuzey ve güneyindeki iki noktadan 9000 kişiyle saldırıya geçtiler. Tüfek ve top atışıyla ağır zayiatlar veren Ruslar ilerlemeye devam ettiler. Türk savunma hattını yarmayı başarmışlardı. Osman Paşa'nın sol kanadı ağır darbe almıştı. 13 bin Türk eri karşı taarruza geçti. Süngü süngüye mücadele yaşanıyordu. Osman Paşa ve kahramanlarının kahramanca savunmasıyla General Schultler perişan olmuş, geri çekilmişti. Şaşkın ve yenik düşman arkasına bakmadan kaçıyordu. Rusların kaybı 4000, Türklerin kaybı ise 1000 kadardı. Osmanlılar eski kahramanlık anlarını tazelerken Ruslar büyük bir sarsıntıya uğramışlardı. Abdülhamit Osman Paşa'yı tebrik etmiş, camilerde dua okunmasını buyurmuştu. Ruslar karşı hamle olarak Vitsuyu'nun solunda bulunan Tristing köyünü almaya çalışsalar da başarılı olamadılar. Osman Paşa tüm kuvvetleriyle Plevne'yi güçlendirmeye devam ediyordu. Ruslar 36 bin asker ve 208 top ile tekrar saldırıya geçtiler. Muharebeyi Alman General Kürtner ve Schittler idare ediyordu.
Osman Paşa'nın kuvveti 23 bin asker ve 58 toptan oluşuyordu. Osman Paşa'nın Plevne savunma tertibatı 36 kilometre uzunluğunda ve 5 kilometre derinliğindeydi. 27 Temmuz'da Osman Paşa'nın birlikleri ikmal yolunu açmak için Lofça'yı geri almışlardı. 30 Temmuz'da Ruslar, Rus ve Rumen müttefik ordusunun zafer kazanacağını güvenerek Kridener saldırma emrini verdiler. Ruslar iyi mevzilendi, Osmanlı birliklerinin saldırılarını bir türlü kıramadılar. İkinci Plevne muharebesi çok kanlı geçiyordu. Osman Paşa'nın kullandığı 3 at isabet alarak ölmüştü. Süvari hücumuna kalksalar da büyük zayiatlar verdiler. Ruslar ordularının 4'te 1'ini kaybederken yarısı yaralı olarak geri çekilmeye zorunlu kaldılar. Osman Gazi kaçan düşmanı takip için taarruz emrini verdi. Süvari birliklerimiz geri çekilen Ruslara ağır zayiatlar verdirdiler. Birçok asker Osman Deresi'ni geçemeyerek boğulmuştu. Bu zafer ülkede büyük sevinç ile karşılandı. Abdülhamit Osman Paşa'ya kablası altın bir kılıç gönderdi. Toprağa gömülen siperlerimiz, isabetli topçu atışlarımız ve en modern Martini tüfeklerimiz ile kahraman askerlerimizin olması bu zaferleri sağlayan unsurlardı. Ağustos başlarında Osman Gazi'nin ordusu 40 bine ulaşmıştı. 3 Ağustos'ta Rusların aldığı iki tabya tekrar ele geçirildi. Osman Gazi tüm Balkan ordusunun taarruza geçmesi gerektiğini düşünürken alınan kararlar savunma yönündeydi. Rus ordusu yine saldıracaktı. Arka arkaya alınan mağlubiyetler ile Rus Çarı 2. Alexander bölgeye geliyordu. Tüm kuvvetlerin toplanmasını emrediyor, küçümsediği 60 bin kişilik Romanya ordusunu da cepheye çağırıyordu. Grand Duke Nikola'nın ordusu 100 bin kişiyi geçmişti. 2 Eylül'de Lofça düştü. Filibe'den Plevne'ye ulaşım kesildi, ardından Sofya ile bağlantı koptu. 7 Eylül'de Ruslar tekrar taarruza geçtiler. 11 Eylül'e kadar geceli gündüzlü geçen muharebelerin ağırlığından Ruslar 5000 kayıp vererek mağlubiyete ulaşan halde tekrar geri çekilmek zorunda kaldılar. 7-11 tarihleri arasında Kanlıkaya tabyasında meydana gelen çarpışmalarda Ruslar 3 general, 350 subay ve 15.000 asker kaybederken Türkler 1000 civarı asker kaybetmişlerdi. İmanlı bir milletin oğullarının vatanperverlikten ilham aldıkları zaman ne kadar yükselebileceklerini, sevilen bir lider idaresinde nasıl şahlanabileceğini dost düşman görüyordu. Osman Paşa Abdülhamit tarafından Gazi unvanı aldı. Osman Paşa'nın Orhaniye'ye çekilme isteği kabul edilmemişti. Tüm ordu Plevne'ye bel bağlamıştı. Plevne düşerse Balkanlar da düşecekti. Ruslar artık Plevne'ye taarruz etmekten vazgeçtiler. Şehrin etrafını dört bir yandan kuşattılar. Plevne tabyalarına yapılan saldırılar ne kadar şiddetli olursa olsun o şiddetle püskürtülüyordu. Gün geçtikçe azalan asker sayımız, açlık, susuzluk ve mühimmat eksikliği Osman Paşa ve erlerini yıpratmaya başlamıştı. Çarpışmanın yaşanmadığı gün olmuyordu. Birkaç cephede umutsuzca saldırsalar da geri püskürtüldüler. Kayıplara 50 bini geçmişti. 29 Ekim'de Osman Paşa'ya Orhaniye'ye çekilmesini ve şehri yakması emredilse de artık bunun için çok geçti. Rus orduları başkomutanlığı Gazi Osman Paşa'ya gönderdiği mektupta şunları söylüyordu. Gorna, Dubnik ve Teliç'teki Osmanlı kıtaları esredildi. Rus orduları Osikova ve Vraçka mevzilerini ele geçirdi. Plevne imparatorluk tarafından muhasara olunmuştur. Kan dökülmesine mani olmak üzere teslim şartlarını görüşmeye davet ederim. Mareşal Hazretleri yüksek saygılarımı kabul ediniz. Avrupa Rus orduları başkomutanı Nikola. Bu mektuba Gazi Osman Paşa'nın cevabı gecikmemişti. Kumandam altında bulunan imparatorluk ordusu cesaretten geri kalmamıştır. Bugüne kadar tüm muharebelerde muzaffer olmuşlardır. Bu sebeple Çar muhafız kuvvetlerini yanına alarak gelme ihtiyacında olmuştur. Tüm söyledikleriniz ordumu düşmana teslim etmek için kâfi sebepler değildir. Türk askeri şerefini muhafaza etmek için yapması lazım gelen her şeyi de henüz yapmış değillerdir. Bugüne kadar vatanımızın ve imanımızın uğrunda seve seve kan döktük. Bundan sonra da teslim olmaktansa buna devam edeceğiz. Dökülen kanın mesuliyetine gelince bu dünyada da öteki dünyada da bu harbe sebep olanların üzerinedir. Gazi Osman Paşa, Plevne ordusu kumandanı. Kasım ayının son günleriydi. Cephane, tıbbi malzeme, yiyecek ve yem çok azalmıştı. Rus ordularının sayısı giderek artıyordu. Tüm yokluklar Osman Paşa'yı tek bir şeye sürükledi. Paşa, kurtuluş için çevrelerini saran düşman hattını yaracak Sofya'ya çekilecekti. 10 Aralık'ta Osman Paşa 20 bin neferle hücuma geçti. Düşmanın 1. ve 2. savunma hattı yarıldı.
Osman Paşa 3. savunma hattına koşarken ölüm yağdıran bombalardan birinin şarapneli Osman Paşa'yı ağır yaraladı. Bu üzücü haber orduya yayılınca askerler sayıca az oldukları için geri çekilmeye başladılar. Taarruz mağlubiyete dönüşmüştü. Tüm ordunun etrafı çekilmişti. Ne ileri ne de geri gitmek mümkün değildi. Osman Paşa ve kahraman erleri düşmana esir düşmüştü. Osman Paşa istemeyerek de olsa kılıcını teslim etmiş, askerlerinden de teslim olmalarını istemişti. Grandik Nikola Osman Paşa'nın yanına gelince Plevne savunmanızı tebrik ederim. Tarihin en muhteşem destanlarından biri olmuştur diyerek Osman Paşa'ya hayranlığını dile getirmişti. Esirlik hayatında Çar Alexander Paşa'ya kılıcını tekrar vermiş, senin gibi bir kahraman kumandanın kılıcı alınmaz demişti. Plevne savunması çöktükten sonra Sırplar ve Karadağlılar saldırıya geçtiler. Tüm cephede Türk ve Müslüman halka zulüm devam ediyordu. Ordumuz dağıtılmış, az kalan birliklerimiz güvenli yerlere çekilmek zorunda kalmıştı. 3 Ocak'ta Sofya, 16 Ocak'ta Plovdiv ve Filibe, ardından 20 Ocak'ta Edirne düştü. Rus orduları birkaç gün sonra Yeşilköy'de göründüler. Doğudaki ordumuz Kars, Ardahan ve Batum'u kaybetmiş, Erzurum'a kadar geri çekilmişti. Sultan Abdülhamit doğrudan doğruya Çar'a telgraf çekerek barış istemek mecburiyetinde kaldı. Nikola ile görüşen Türk delegeler 30 Ocak 1878'de Edirne'de bir mütareke imzaladılar. Şartlar o kadar ağırdı ki Harciye Nazırı Saffet Paşa anlaşmayı imzalarken gözyaşlarını tutamamıştı. İki devlet arasında 3 Mart tarihinde payitahtın ortasında Aya Stefanos barış anlaşması imzalandı. İngilizler bu anlaşmadan o kadar telaşlandılar ki Berlin'de bir toplanma kararı alındı. 13 Temmuz'da Berlin'de Berlin Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın şartları yine Osmanlı için o kadar ağırdı ki Sırbistan, Romanya ve Karadağ bağımsızlığını kazandı. Bosna Hersek ve Doğu Rumeli imtiyazlı vilayet oldu. Bulgaristan Prensliği kuruldu. Kıbrıs İngilizlerin desteğini almak için onlara bırakıldı. Teselya Sancağı Yunanlara, Niş Sancağı Sırplara verildi. Kars, Ardahan, Batum Ruslara bırakıldı. Dobruca Sancağı Romanya'ya bırakıldı. Osmanlı'nın Balkan toprakları Arnavutluk ve sadece Makedonya'ydı. 600 bin kişi Anadolu'ya göç etmeye başladı. Balkanlarda zulüm henüz yeni başlıyordu. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz, can verir, cananı veremez Türkler. Ebedi hadimul haremeyniniz, ölsek de ravzanı ruhumuz bekler. Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerle anlaşarak harekete geçen Hicaz Emiri Şerif Hüseyin'in isyanına karşı o bölgeyi korumakla görevlendirilen Fahrettin Paşa'nın mücadelesini anlatıyoruz. Videoyu beğenmeniz bizi sevindirir. Düşüncelerinizi ve bilgilerinizi yorum kısmına yazarak bu videoyu zenginleştirebilirsiniz. İyi seyirler. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethinden sonra Osmanlı padişahları Arap Yarımadası'na hakim oldular. 400 yıl boyunca sultanlar kendilerini kutsal toprakların hükümdarı değil, hizmetkarı olarak gördüler. Yüzyıllardır Arap halkı Türk idaresi altında huzurla yaşamıştı. İngilizler Arapları kendi yanlarına çekip Osmanlı'ya karşı savaştıramazsa Mısır'da, Filistin'de, Irak'ta ve Hicaz'da savaşı kazanamayacaklarını çok iyi biliyorlardı. Bunun için kullanılacak kişi Şerif Hüseyin'di. Ona isyan ettiği takdirde büyük Arap krallığı ve halifelik vereceklerdi. Şerif Hüseyin ile oğulları olan Ali, Faysal ve Abdullah 1. Dünya Savaşı başladığında Enver Paşa, Cemal Paşa ve Sultan 5. Mehmet Reşad'a bağlılık yeminleri ediyor, Osmanlı ordusunu destekleyeceklerini söylüyorlardı. Bu sözleri verirken İngilizlerle de yakından görüşüyor, Osmanlı'ya karşı savaşmanın planlarını yapıyorlardı. Müzik
10 Ocak 1916'da Şerif Hüseyin İngilizlerle gizlice anlaştı. İngiliz ajanları ve Lawrence Şerif Hüseyin için çalışmaya başladılar. 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa ve yardımcısı Fahrettin Paşa Suriye'deki milliyetçi grupların ve Şerif'in hareketlerini dikkatle izliyorlardı. Soyundan her zaman kıvanç duyan Fahrettin Paşa'nın dedesi 3. Selim'in ordusunda görev yapan Topçubaşı Ömer Ağa'ydı. Annesi Fatma Hanım ise Mohaç Muharebesi'nde savaşan Akıncı Bali Bey'in soyundan geliyordu. Urfa'da Ermeniler huzuru bozduğunda 16 Ekim 1915'te isyanlarını sükunet ile bastırdı. Lawrence tarafından Ermeni düşmanı olarak itham ediliyordu. Ermeni komitaları tarafından kara listeye alınarak öldürülmesi emredilmişti. Hicaz'dan isyan istihbaratları gelince Cemal Paşa en çok güvendiği ve yardımcısı olan Fahrettin Paşa'yı Medine'yi korumakla görevlendirdi. Fahrettin Paşa Mayıs 1916'da Medine'ye varmıştı. Cemal Paşa vazifesi gereğince Fahrettin Paşa'ya istediği kadar para harcama serbestliği tanıdı. 2 Haziran 1916'da Cemal Paşa'ya gönderdiği telgrafta Ali ve Faysal'ın Medine'den ayrıldığını, Kanal'a taarruza destek vermeyeceklerini bildirdi. Bu açık bir isyandı. Cemal Paşa Fahrettin Paşa'ya Medine'de bir savunma düzeni almasını, demiryolu üzerindeki istasyonları desteklemesini, isyan meydana gelirse şiddetle karşılık vermesini söyledi. 3 Haziran'da gönderdiği telgrafta Medine bölgesindeki kabile şeyhlerini çağrılarak Şerif Ali'den daha fazla erzak ve para dağıtmasını tavsiye ediyordu. Osmanlı'nın ekonomik sebeplerle İngiliz ve Fransız altınlarıyla rekabet edebilmesi çok güçtü. İngilizler isyandan önce Şerif Hüseyin'e 3000 tüfek, 2 dağ obüsü, 6 mitralyöz ve Mısır'daki Müslüman askerlerden bir müfreze askeri yardım yapmıştı. Şerif Hüseyin ve oğulları tüm hazırlıklarını tamamlamışlar, saldırı gününü bekliyorlardı. 1916 Mart'ta Cemal Paşa ve Enver Paşa Medine'de Hüseyin'den söz almışlardı. Hüseyin Osmanlı'yı destekleyecek ve askeri olarak takviye gönderecekti. Fakat 5 Haziran 1916'da Şerif Hüseyin isyanı başladı. Eş zamanlı olarak şehirler arası telgraf hatları kesildi. Mekke, Medine, Cidde ve Taif'e aynı anda saldırılar başladı. Mekke, Cidde ve Taif'teki birliklerimiz sayıca azdı ve bu saldırıyı beklemiyorlardı. Yaklaşık bir hafta direndikten sonra iletişim yoksunluğu, cephane ve erzak azlığından dolayı teslim oldular. Medine'nin etrafında sayısı 20 bini bulan Bedeviler eş zamanlı olarak şehre saldırıya geçtiler. Medine'nin batısındaki Asi Tepe, Medine ve Mekke arasındaki Sultani yolu üzerindeki Avali Kuyusu ve Medine'nin güneybatısındaki Tokat Tepe işgal edildi. Medine haricindeki hemen hemen bütün bölgeler asillerin idaresine girmişti. Fahrettin Paşa Medine'ye saldırıları başarıyla püskürtmüş, isyancı bedevileri dağlara kadar sürmüştü. Medine'nin etrafını sağlam bir hat çekerek isyancıların şehri kuşatmasını imkansız hale getirmişti. Paşa 19 Ağustos 1916'da Medine ve çevresinde bir güvenlik hattı oluşturmak için Aşar Boğazı, biri Derviş, biri Abbas, biri Eha mevkilerini asilerden temizledi. Medine çevresinde 100 kilometrelik bir güvenlik hattı oluşturdu. Medine'ye ulaşım Hicaz demiryolu ile sağlanıyordu. Bütün erzak ve silah bu tren yoluyla geliyordu. Bedevilerin hedefi bu demiryoluydu. Medine'nin 4. ordu ile bağlantısı kesilecek, bu sayede Fahrettin Paşa dayanamayacak ve teslim olacaktı. Fahrettin Paşa Medine'yi savunurken toprak üstünde yatıyor, yaralıları sırtında taşıyor ve muharebelere bizzat katılıyordu. Birliklerimizin sayısı, savaşlar, hastalıklar ve erzak eksikliğinden dolayı yarı yarıya azalmıştı. Yeni birlikler, erzak ve cephane, Filistin cephesi de tehlikeye girdiğinden dolayı gelmiyordu. Lawrence önderliğinde isyancı Araplar demir yollarına zarar vermek ile meşguldü. Bedeviler demir yoluna o kadar çok saldırıda bulundular ki demir yolunu koruma ve tamir etme imkanı kalmamıştı.
bu demir yolları tahrip ediliyor, köprüler havaya uçuruluyordu. Faysal ileri hareketine devam ederek Elveç, Akabe ve Mağan bölgesini ele geçirdiler. 28 Mart 1918'de son tren Medine'ye girdi. Artık kuzeyden yardım gelmeyecekti. Şerif Ali'nin emrinde 8000 asker Medine'nin güney ve güneybatısını kuşattı. Şerif Abdullah'ın bedevileri de Medine'nin kuzey ve kuzeybatısına yerleşti. Cepheyi giderek daraltmışlardı. Nisan başlarında Faysal'a, Dera ve Amman arasındaki demir yolu hattına zarar verme görevi verilmişti. Faysal'ın isyancı kuvvetleri General Alemdi'nin sağ kanadını oluşturacaktı. Arap isyanı Suriye'ye kadar dayanmıştı. 2 Nisan 1918'de Cuma günü Harem-i Şerif'te hutbe okuyan Fahrettin Paşa, Türk sancağını göğsüne sarmış, sağ kolunu Peygamber Efendimizin mezarına uzatarak yüksek bir sesle "Ya Resulallah, ben seni bırakmam!" diye haykırıyordu. 1918 Mayıs ayı boyunca isyancı bedeviler Medine çevresindeki saldırılarını genişletmişler, demiryolu hatlarını ve köprüleri kullanılmaz hale getirmişlerdi. 7 Haziran 1918'de Fahrettin Paşa çekirge yenmesi emrini verdi. Çekirgeler bir afet değil, göklerden gelen ilahi bir ikramdı. Ayrıca yeni su kuyuları açılması, kesilen hayvanların kemiklerinin toz halinde tüketilmesi ve ziraat yapılması emirlerini de vermişti. Bazı Arap bedevilere büyük miktarlarda altınlar vererek İngilizlerden gizli erzaklar alıyordu. Medine savunması öyle tesirli oldu ki ordu ve mekteplerde "Bırakmayız Medine'de yatanı, can veririz, kurtarırız vatanı" diyerek marşlar okunuyordu. Şerif Abdullah ve Fahrettin Paşa'nın Medine çevresindeki muharebeleri devam ediyordu. Türklerin yiyecek sıkıntısı yaşadığını bilen Şerif Abdullah, demir yolları üzerine zehirli ekmekler bırakıyordu. Eylül 1918 sonlarında Şerif Hüseyin, Fahrettin Paşa'ya Hicaz'ın kuzeyle tamamen irtibatının kesildiğini, Nablus Muharebesi'nde Türk ordusunun General Alemdi tarafından yenildiğini, Man'ın işgal edildiğini, faydasız müdafaanın uzatılmasının, şehrin teslim edilmesini istiyordu. Fahrettin Paşa durumu şöyle dile getirmişti: "Kalk, kalk ya Muhammed! Allah'ın Resulü kalk ve sana inanan, senin için burada çarpışanlara görün. Allah'ın yardımını bize ulaştır." 30 Ekim'de Halep'in kuzeyine kadar geri çekilen Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesini imzalamak zorunda kaldı. Acı haber Fahrettin Paşa tarafından da öğrenildi. Gelen emre göre Osmanlı kıtaları en yakın İtilaf Kumandası'na teslim olması gerekiyordu. Fahrettin Paşa kimsenin hayal edemeyeceği ve inanmayacağı bir savunma yapıyordu. İngiliz istihbarat raporu şöyle yazmıştı: "Anadolu askerlerinin kanıtlanmış kapasiteleri, Fahrettin Paşa gibi yürekli komutanlar idaresinde uzun süren kuşatmalarda bile tüm iletişim hatları kesik ve malzeme sıkıntısı çekmelerine rağmen disiplin ve inançlarını kaybetmiyorlar. Başka ordular bu durumda disiplinlerini kaybederlerdi." Fahrettin Paşa teslime yanaşmıyordu. "Cenab-ı Hakk'ın yardımı, Resulünün şefaat ve ruhaniyeti sayesinde düşmanımıza boyun eğmedik. Bundan sonra da eğmeyeceğiz," diyordu. Halifeye isyan eden haydut çetepaşı şeriflere ve İngiliz askerlerine teslim olmayacaktı. İngilizlerin teslim ol çağrılarına karşı Medine'nin ortasında şu cevabı verdi: "Malumunuz olsun ki kahraman askerlerim İslam'ın gözbebeği olan Medine'yi son fişeğine, son damla kanına, son nefesine kadar muhafaza ve müdafaya memurdur. Buna askerce ant içmiştir. Bu asker Medine'nin enkazı içinde ve nihayet Ravza-i Mutahara'nın altında kan ve ateşten örülmüş kızıl bir kefenle gömülmedikçe Medine kalesinin burçlarından ve Mescid-i Saadet minarelerinden Türk'ün al bayrağı alınmayacaktır." Karargâhta Fahrettin Paşa'ya karşı güçlü bir muhalefet oluşmaya başlamıştı. 2 yıl 7 ay süren kuşatmanın sonunda Fahrettin Paşa teslim olmamaya ısrar etmesine rağmen son olarak teslim olmaya karar vermişti. Fakat bir anda kararını değiştirdi. Miralay Necip Bey ve yanındakiler
Harem-i Şerif'in yanında bekleyen paşanın yanına geldiler. Ellerinde kum ve küller vardı. Paşanın teslim olmasını istediler. Paşa bunu kabul etmeyince hüzün içerisinde onu yakaladılar. 11 Aralık 1919'da Medine teslim edildi. 13 Ocak'ta Ali ve Abdullah şehre girdiler. Medine'de bulunan 8.000 civarı er Mısır'a sevk edildi. Fahrettin Paşa'nın Mısır'a sevki başlıyordu. Onu karşılayan Abdullah ve Ali paşayı takdir etmişlerdi. Birçok bedevi yıllardır savunmasını kıramadıkları paşayı görmek için toplanıyorlardı. Fahrettin Paşa'nın Mısır ve sonrasında Malta esareti başlıyordu. Vatan için yapması gerekenler bitmemişti. Güney cephesinde milli mücadeleye katılacak, vatan istiklale kavuştuktan sonra Afganistan sefirliğine getirilecekti. Malta'da tutsak iken kendisini zorla dışarı çıkarmak isteyen İngiliz subayına göğsünü açarak "İtaat etmiyorum, gelin süngülerinizi batırın" diyecek kadar yiğitti. Medine'de Hilali Ahmer gönüllüsü Feridun Kamdemir şehirden ayrılan askerleri şöyle anlatıyordu. İngiliz altınları ile beslenerek Türkiye diş biler hale getirilmiş bazı sözde Araplar bile bu manzara karşısında gözyaşlarını tutamamışlardı. Bizimle beraber Medine'de kalıp aylarca süren muhasaranın her türlü sıkıntısını çekerek açlığına bile katlanan yerli Araplarsa tam bir matem havası içerisinde hüngür hüngür ağlıyorlardı.